Herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Merhabalar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Arkadaşlar bu akşam şöyle bir çalışma yapacağız. Bir boşluk doldurma var hazırlamış olduğum. Bu boşluk doldurmayla böyle madde-madde, özellikle yasama, yürütme, yargı ve idari hukuku ile ilgili birlikte dolduracağız. Hem de devlet organları ve idari hukukunu şöyle kısaca bir tekrar etmiş olacağız. Yorgunsunuz? Evet, rujum çok güzelmiş. Link bırakayım size. Öyle yapıyorlar değil mi? Hemen link bırakacağım. Hiç de beceremem. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yasama, yürütme, yargı ve idare hukuku ile ilgili hazırlamış olduğum bir boşluk doldurmayı birlikte dolduracağız. Hem de şöyle bir tekrar etmiş olacağız. Bizden de Iğdıra selamlar. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Artık çok az kaldı. Böyle sonlara doğru faydamız oluyorsa ne mutlu. Çıkmış soruları çözmüştüm arkadaşlar. Derya Hocam merhabalar. Çıkmışları çözmüştük ama kayıt edememiştik teliften dolayı. Tamam sevgili arkadaşlar e, anlıyorum çok yoğunluğunuz var sizlerinde e, sizleri de zor durumda bırakmayalım yayını kaydedeyim olur mu? Sonra da izleyebilirim tamam peki yayını kaydedeceğim. Kaydedeceğim arkadaşlar. Malatya'ya bizden de selamlar. İstanbul'a selamlar. Evet, isterseniz çok vaktinizi almayayım. Sizler de oldukça yoğunsunuz. Başlayalım. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş gelmişler. Merhabalar. Boşluk doldurma yapacağız arkadaşlar. Madde madde şöyle hızlıca bir tekrar edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Ay çok teşekkür ederim hocam. Kızım için de güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Amin hepimizin inşallah. Şöyle vaktinizi almadan küçük küçük başlayalım. Sizler de yorgunsunuz. O yayın senin, bu yayın benim. Koşturup duruyorsunuz. Kader gayrete aşıktır diyelim. İnşallah emeklerinizin karşılığını alın. Arkadaşlar görüntü ve seste bir sıkıntı yoksa Yayını, e, şey yorumları yayını kapatacağım diyecektim. Yorum, yorumları kapatacağım. Emoji'leri bir süre atmayalım. Tamam mıyız? Net midir görüntü ve ses? Yorumları kapatacağım. Değil mi? Şöyle nasıl? yemidir görüntü. Okuyacağım zaten hepsini tek tek ve açıklayacağım arkadaşlar. Peki. Şöyle yorumları kapatalım. Yeni gelen arkadaşlarımız için de tekrar merhabalar. Vatandaşlıkta şöyle bir tekrar yapıyoruz aslında. E, yasama yürütme yargı ağırlıklı bir de idare hukuku. Bakın bu benim hazırladığım güzel bir boşluk doldurma faydalı da oluyor. En azından hepsini şöyle bir hatırlamış olursunuz. Biraz böyle ufak ufak anayasa tarihinden birkaç madde var. E, korkmayın lütfen ağırlıklı olarak yasama yürütme yargı ve idareye yer verdim. İlk defa seçme seçilme hangi anayasada görülür? Sevgili arkadaşlar bakın kadınlara demediği sürece biz ilk defa seçme seçilmenin 1876 kanun esası da görüldüğünü biliyoruz. Hatta erkekleriydi emlak sahibi erkekleriydi kadınlara demiyorsa kanun esası. İlk defa gizli oy açık sayım hangi anayasada görülür? Bakın anayasayı sorduğu için 1924 anayasasında görülür. Hangi değişikliğinde gizli oy açık sayım? 1950 yılında. Hangi anayasada? 24 anayasasında. İlk defa tek dereceli seçim yine 1924. Yıl kaçtı? 1946. Türkiye'de demokrasi modeli temsili demokrasidir. Sevgili arkadaşlar doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi vardır. Halkın direkt aracısız yönetime katıldığı demokrasi modeli doğrudan. Şu an yok. Yarı doğrudan demokrasi temsili ve doğrudanın karışımıdır aslında. Temsili de ise halk seçtiği temsilciler yani milletvekilleri aracılığıyla yönetime katılırlar. Türkiye'de temsili demokrasi vardır. Ancak yarı doğrudan demokrasi araçlarından referanduma gerek duyulduğunda başvurulur. Güçler birliğini benimseyen sadece bir tane anayasamız var. 1921 Anayasası. Güçler birliği demek yasama ve yürütmenin tek bir yerde toplanması demek. Burada meclise toplanıyor. Savaş yılları biraz da durumun şartlarından dolayı güçler birliği 21 Anayasası'nda görülüyor. Devleti kurabilmek için 3 tane unsur var. Önce bir toprak parçasına ihtiyacınız var. İçine yerleştireceğiniz insan topluluğuna ihtiyacınız var. Bir de iktidara ihtiyacınız var. Zaten bu 3 tane unsuru bir araya getirdiğinizde devletin tanımını da yapmış olursunuz. Toprak parçasında yaşayan insan topluluğu üzerindeki iktidara devlet denir. Seçim barajı lütfen buraya dikkat edin. Bu bir değişikliktir ve değişiklik yapıldıktan sonra hiç sorulmamıştır. %10 olan seçim barajımız artık %7'dir. Siyasi partilerin mali destek barajı %3'tür. Yani meclise giremeyen bir siyasi parti %3 oy alırsa mali destek alabilir. 1982 Anayasasına göre yasama organımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekili olabilme yaşı 18'dir. Bakın bunlar böyle tek tek küçük tekrarlar, önemli tekrarlar. Milletvekillerinin TBM'ye sundukları kanun taslağına kanun teklifi denir. Kanun teklifi denir. Cumhurbaşkanı kanunları yayınlıyor biliyorsunuz. Kanunları yayınlayan cumhurbaşkanıdır kaç gün içinde yayımlar? 15 gün içinde yayımlar. Resmi gazeteyi çıkartan makam Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanının veto edemeyeceği tek kanun bütçe kanunudur. Anayasayı değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı değiştirmek için 1 bölü 3 yani 200 milletvekiliyle teklif 3 bölü 5 ile de kabul ediyordu. Cumhurbaşkanına gidebilme sayısıydı 360. Cumhurbaşkanının bir anayasa değişikliğini direkt kabul edebilmesi için en az 400 milletvekilinin yani 2 bölü 3 oranında bir e, kabulün gerektiğini söylemiştik. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı'nı TBMM Başkanı'nı kim seçer arkadaşlar? TBMM seçer. TBMM milletvekilleri arasından seçiyor meclis başkanı. Meclis başkanı için siyasi partiler ortak aday sunamazlar. Bireysel aday olunacak. Meclis başkanlığı için mecliste seçim bir yasama döneminde iki defa yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci kez seçilenlerin o yasama döneminin sonuna kadardır. Meclis başkanı seçildiğinde milletvekili olmak zorundaydı. Milletvekilliği düşmez. Partisiyle ilişkisi kesilmez. Ancak partisinin çalışmalarına katılamaz ve hiçbir şekilde oturumu yönetsin yönetmesin oy kullanamaz. TBM'nin tatil süresi bir yasama yılında yani bir yılda 3 aydır. Temmuz, Ağustos, Eylül ayında meclis tatil yapar. 1 Ekim TBM'nin açılış günüdür. Cumhurbaşkanı 1 Ekim'de TBM'de açılış konuşması yapabilir. Tatil dışında TBMM yine 15 günü geçmeyecek şekilde ara verebilir. 3 ay tatildir. 15 gün ara verme süresidir. TBM'nin açılış günü 1 Ekim'dir. Seçimler sadece savaş sebebi ile ertelenir. Seçimler sadece savaş sebebi ile ertelenir. Her defasında bir yıl ertelenir. Bakınız savaş ilanına karar verecek olan TBM'dir. Bir seçim varsa seçimi erteleyecek olan da yine TBM'dir. Milletvekili sandalyesinde şunun altını çizmek lazım. Boşalma olması nedeniyle ölüm olur, istifa olur. Yapılacak seçime ara seçim denir. Milletvekili sandalyesinde boşalma varsa o boşalan sandalyeyi doldurmak için yapılan seçime ara seçim denir. Arkadaşlar genel seçime bir yıl kala ara seçim yapılabilmesinin tek bir istisnası var. Bir ilin tamamen temsilcisiz kalması. Bir yıl kalsa da genel seçime eğer bir il temsilcisiz kalmışsa sadece o ilde boşalmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapılır. 1982 anayasasına göre yürütme organı cumhurbaşkanıdır. Bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısını cumhurbaşkanı seçer. Bakan olmak için de Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için de milletvekili olmak şart değildir. Eğer milletvekili iseler seçildiklerinde milletvekillikleri kendiliğinden düşer. Cumhurbaşkanı yardımcısının sayı sınırlaması yoktur. Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ataya Cumhurbaşkanı hastalandığında öldüğünde yurt dışına gittiğinde ona vekalet edecek isim Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Evet. Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yargısal denetimi. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dönem olarak olağan dönem ve OHAL dönemi olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan dönemde ise bakın tabii ki yargısal denetimleri vardır. Yargısal denetimlerini yapacak olan Mahkeme Anayasa Mahkemesidir. Ancak OHAL döneminde çıkartılan OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yargı yolu kapalıdır olağan dönemde açıktır Anayasa Mahkemesi ancak o hal döneminde kapalıdır. O hal, olağanüstü hal ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Dikkat edin, ilan dışında ilanın onayı, reddi, sürenin uzatılması bunlar hep TBMM'indir. Sadece ilan sorularında Cumhurbaşkanı diyebilirsiniz. O hal ilan süresi en fazla 6 aydır. O hal ilan süresinin uzatma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. O hal ilan süresinin uzatılma süresi ise en fazla 4 aydır. Bakın hem darbe girişiminden sonra hem de depremden sonra ülkemizde ilan edilen 3'er aylık olağanüstü haller kafanızı karıştırmasın. Olası bir olağanüstü hal sorusunda cevabı 6 ve 4 olacak şekilde düşün lütfen. 6 ve 4 dışında bir şık asla olmaz. Cevabınız ilan soruluyorsa 6'dır, uzatma soruluyorsa 4'tür. 3'ü koyacaklardır, dikkat edin O tercih edilendir. İlan 6, uzatma 4 diyeceksiniz. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı kimdir? Cumhurbaşkanıdır. MGK'nın başkanı Cumhurbaşkanıdır. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini de yine belirleyen Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı MGK'nın gündemini belirlerken Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının görüşlerini alır. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanma süresi en geç 2 ayda birdir. Başkomutan Cumhurbaşkanıdır. Savaş durumunda başkomutan genel kurmay başkanıdır. Devam ediyoruz. Genel kurmay başkanını dikkat edin. Cumhurbaşkanı seçer. Dikkat, dikkat, dikkat. Genel kurmay başkanı Milli Savunma Bakanlığı, MSB'ye bağlıdır. Devlet Denetleme Kurulu bak başında kocaman devlet var. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlıdır. Bu kamu denetçiliği kurumuyla karıştırılır. Kamu denetçiliği kurumu TBMM Başkanlığına bağlıdır. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlıdır. Devlet Denetleme Kurulu sadece yargı organlarını denetleyemez. Bakın önceden TSK'yı da denetleyemiyordu. Ancak bu darbe girişiminden sonra artık TSK denetlenir hale getirildi. Bugün devlet denetleme kurulu sadece yargı organlarını denetleyemez. Yüksek mahkemeler dört tanedir. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. 4 tane yüksek mahkememiz var 2017 değişikliği ile kapatılan 2 tane mahkeme var arkadaşlar askeri mahkemeler kapatılmıştır bunlardan bir tanesi ayım dediğimiz askeri yüksek idare mahkemesi diğeri ise askeri yargıtaydır bakın bunlar kapatıldıktan sonra 6 olan yüksek mahkeme sayısı bunların kapatılmasıyla bu şekilde 4'e düşmüştür. Biz artık ne ayimi ne de askeri yargıtayı cevap olarak kabul etmeyeceğiz. Yani yüksek mahkeme olarak kabul etmeyeceğiz. Kapatılan mahkeme sorulduğunda tabii ki cevap olarak alabilirsiniz. Kapatılan bu askeri mahkemelerin sadece savaş durumunda kurulmasına olanak tanındı. Bunlar sadece savaş durumunda kurulabilir. Mahkeme olmamasına rağmen yargı organında düzenlenen hakimler savcılar kurulu ve bir de kimdi Sayıştay'dı. Bunların özelliği hakimler savcılar kurulu ve Sayıştay birer mahkeme değildir ancak yargı organında, yargı bölümünde düzenlenmişlerdir. TBMM adına Mali Denetim bakın net bir şekilde hiç bir şey karıştırmadan dümdüz mali denetim soruluyorsa cevabınız Sayıştay'dır. Çünkü ülkemizde mali denetimi yapan Sayıştay'dır. Eğer siyasi partilerin mali denetiminden bahsederse ancak o zaman cevabınız Anayasa Mahkemesi olur. Siyasi partilerin mali denetimini yapan Siyasi partileri mali destekten men eden, siyasi partileri kapatan hep Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yaparken Sayıştay'dan destek alır. Bakın TBMM adına mali denetim yapıyor Sayıştay. Dolayısıyla Sayıştay başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Aynı şekilde Sayıştay üyelerini de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Devam ediyoruz. Nokta nokta hukuku demiş. Genç bir hukuk dalıdır. Tedvin edilmemiştir. Acaba hukuklar içerisinde hangi hukuk dalımız genç yani yeni ve tedvin edilmemiştir? Tedvin edilmemiştir demek dağınık, derlenip toplanmamış, kanunlaşmamış. Hangi hukuktu bu? İdare hukuku. Arkadaşlar kamu hukuku alt dallarından biri olan idari hukuku diğer hukuklara göre daha geç ortaya çıkmış yeni genç bir hukuk dalıdır. Dağınıktır, kanunlaşmamış, tedvin edilmemiştir. Dolayısıyla kararlar hakimler tarafından içtihatlere dayanılarak verilir. İdari hukukunun dört tane maddesi olan, dolayısıyla dört madde bizim için her zaman potansiyel sorudur. Başlıklarından bir tanesi Kamu hizmeti. Kamu hizmeti demek devletin bize sunmuş olduğu eğitim, sağlık, ulaşım, din hizmeti bunlar kastediliyor. Kamu hizmeti süreklidir. Kesintiye uğrasın istemem. Kamu hizmetleri değişkendir. Tabii ki toplumun şartları ve ihtiyaçları teknolojinin de ilerleme durumuna göre değişecektir. Kamu hizmetleri eşit ve nesneldir ve kamu hizmetleri bedelsizdir. Arkadaşlar dört özelliği olduğu için hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden değildir sorusuna müsait oldukları gibi birkaç yıl önce şöyle sorulmuştu. İşte bir ilde 24 saat otobüs ulaşım hizmetinin verilmesi hangi kamu hizmetinin özelliğidir? E 24 saat veriliyorsa demek ki kesintiye uğramıyor, sürekli. Bu şekilde paragraf olarak da oluşturabiliriz. Mesela bir ilde sadece otobüsle ulaşım sağlanırken o ile metro getirilmesi değişkenliktir. Bir okulda işte normal bir tahta varken o okula akıllı tahtanın getirilmesi değişkenliktir. Bakın bunlar hep değişkenliği örnek. Bir okulda akıllı tahtaya geçildiğinde bütün öğrencilerin bu akıllı tahtadan yararlanması eşitliktir. Bir ilde işte bütün 65 yaş üstü vatandaşların ulaşıma para vermemesi eşitli, eşitliktir yine. Bedelsizlik de mesela 65 yaş üstünden ulaşım ücreti alınmaması bedelsizliğe örnek verilebilir. Yine idare hukukunun önemli başlıklarından bir tanesi memurlar. Biliyorsun bir tane soru memurlardan her yıl geliyor. Memurların 3 tane ilkesi var arkadaşlar. Memurluk ilkeleri. Kariyer, liyakat ve sınıflandırma. Memurluk ilkeleri 3 tanedir. Memurun derecesinin yükselmesi, bakın derece diyorsa kariyerdir. Memurun bilgi ve yeteneği doğrultusunda yükselmesi, hak ettiği için yükselmesi liyakattır. Memurun bir hizmet sınıfına tabi olması ise sınıflandırmadır. İşte öğretmense eğitim, hemşire ise sağlık, avukatsa avukatlık, imamsa din hizmetleri gibi hizmet sınıflarına tabi. Şu an ülkemizde 12 tane hizmet sınıfı vardır. En son eklenen hizmet sınıfları jandarma ve sahil güvenliktir. Memurlara verilen disiplin cezaları demişiz. Nerede izledim Bir birçok defa ÖSM tarafından soruldu. Hep söylüyorum disiplin cezalarını ismen mutlaka bilin ama detaylarıyla uğraşmayın. Hemen ismen bir hatırlayalım. disiplin cezaları uyarma. Bir diğeri kınama, bir diğeri aylıktan kesme bir diğeri, kademe ilerlemesinin durdurulması ve meslekten çıkartma, meslekten men etme. 5 tane disiplin cezası. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve meslekten çıkartma. Bunların hangi durumlarda ne şekilde alınacağı, işte aylıktan hangi oranda kesileceği, kademenin kaç yıl durdurulacağı detaydır ismen ama bilin mutlaka. Bunlar dışında verilen her şey özellikle görevden uzaklaştırma. Size çok tanıdık gelse bile bir güvenlik tedbiri olduğunu unutmayın. Disiplin cezası değildir. Memurlarla ilgili diğer bir bilgi aday memurluk süresi en az bir yıldır en fazla iki yıldır. Memurlar her beş yılda bir mal bildiriminde bulunurlar. Sonu sıfırla biten ve 5'te biten yıllarda. Ancak 2000 mesela 23'te atanmış bir memur 2023'te mal beyanında bulunur. Sonra 2025'te tekrar bulunur. Burada bakın bir düzensizlik olur. Ondan sonra yoluna girer ve her 5 yılda bir bulunur. Yani atandığınız yıl yılın sonunun kaç olduğu önemli değildir. Mal bildiriminde bulunursunuz. Memurlarla ilgili bir diğer sayısal bilgileri de yeri gelmişken hatırlatalım. Memurların Haftalık çalışma saati 40 saattir. Memurların izin süreleri eğer memurun kıdemi 1 ile 10 yıl arasıysa 20 gün, 10 yıldan fazlaysa 30 gündür. Memurların göreve başlaması ikametgahla alakalıdır. Eğer memur ikametgahı ile aynı yere atanmışsa 1 gün, ikametgahından farklı bir yere atanmışsa 15 gün içinde göreve başlayacaktır. Memurluğun sona erme nedenlerini de şöyle bir hatırlatalım. Çekilme yani istifa. Çekilmiş sayılma. Mesela göreve başlama sürelerinde mazeret bildirmeden başlamadı, çekilmiş sayılıyor. Bir diğeri bağdaşmazlık. Yani hal ve hareketleri artık memurlukla bağdaşmıyor. Bir diğeri koşullarda eksiklik, ölüm, emeklilik ve memurluktan çıkartılma, memurluğun sona erme nedenlerindendir. Nasıl ki disiplin cezalarını ismen bileceksiniz, memurluğun sona erme nedenlerini de arkadaşlar ismen bilmekte. Bunların dışında verilen herhangi bir maddenin yine söylüyorum uygulamada olduğunu bilseniz de bir neden olmadığını bilin lütfen. Özellikle memurluktan çıkarmada devamsızlık sorulursa bir yılda mazeretsiz 20 gün devamsızlık memurluktan çıkartılma sebebidir. Bunu da lütfen unutmayın. Evet şimdi şöyle kısa bir yasama yürütme yargı ile ilgili ve idare hukuku ile ilgili küçük küçük hatırlatmalar yaptım. Arkadaşlar isterseniz yani isterseniz de öyle yapalım. Yayını kaydedelim. Bence dinlemiş olsanız bile sakin kafa bir daha bir bakmakta belki fayda olur. O yüzden yayını kaydedelim. Çekilmiş sayılma hocam. E, mazeret bildirmediniz. Göreve başlama süreleriniz geldi, gitmediniz. Devlet sizi çekilmiş sayıyor. Geri dönme ile ilgili değişiklikler var hocam. Değişkenlik gösteriyor. Öğretmenlerde daha farklı. Güzel oldu, değil mi? Küçük küçük hatırladık. Tamam, biz bunu kaydedelim arkadaşlar. Sonrasında sakin kafa bir daha bakın bence. Ee, mesela buna bakmanız yeterli. Artık böyle çok kitap defter karıştırmayın şu saatten sonra. Bu böyle küçük notları bir göz atın. Güzeldi, bir tekrar sağlattırmış. Unuttuklarınız mutlaka olmuş olmuştur. Evet, ben çok fazla vaktinizi almayayım. Var mıdır sormak istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah hepinizden. Sizlerden de razı olsun. Ne demek? Ne demek arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Peki inşallah en kısa zamanda yine bir deneme, bir soru çözümüyle karşınızda olurum. Evet yapacağım. Sınava kadar yapacağım arkadaşlar. Kayıt edeceğim. Peki vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.